hatalarımızın faturasını çocuklarımız çekiyor. Bunun en büyük sebebi de biz çocuklarımızın isteklerinin hepsini ama ihtiyaçlarının pek azını gerçekleştiriyoruz. Ya bu programın sözü bu olsun. Biz çocuklarımızın isteklerinin hemen hemen hepsini gerçekleştiriyoruz ama ihtiyaçlarının pek azını. Yani çocuk istiyor. Çocuk oyuncak ister, çocuk para ister, çocuk yatmak ister, çocuk daha anaokuluna giden çocuğa cep telefonu verirseniz ister, tablet ister, saatlerce bilgisayarın başında oturmak ister, derse girmek istemez, ders dinlemek istemez, sınava hazırlanmak istemez, bakkala gitmek istemez, markete gitmek istemez, evde iş yapmak istemez, yemek yapmak, bulaşık yıkamak, temizlik yapmak istemez, babasının parası var mı yok mu umrunda değildir, en güzel tişörtü ister, ister, ister. Bugün anne baba tamamen kendini çocuğun bütün isteklerini yerine getirmeye mecbur bir konumda hissediyor. Oysa onun istekleri değil. Bizim de çocukluğumuzda çok isteklerimiz vardı. Ama dönüp baktığımızda 100 isteğimizin 3 tanesi ya gerçekleşmiştir ya gerçekleşmemiştir. Ama o dönemde bizim ihtiyacımız olanları anne ve babalarımız bize verdi. Evet. Bizim de bugün ya 3 yaşında bir çocuğun neye ihtiyacı var? Ben bazen çıldırıyorum. Yani biraz da kafaları allak bullak etme adına söylüyorum. Bizim 1,5 yaşında ellerinden öper küçük kızımız. Bu pandemide bizim zaten psikolojimiz o düzeltti elhamdülillah. Sevgili hocam. 1,5 yaşında baktım biri hediye getirmiş de zeka oyunları. 6 aydan itibaren zeka kartları var. Ne yapacağız? İşte 6 aylık 1 yaşında çocuğa kartlar göstereceğiz. Ya çocuk kart istemiyor. Çocuk senin getireceğin bilmem tabletteki falanca zeka oyununa bakmak istemiyor. 1 yaşındaki çocuk annesiyle temas kurmak istiyor. Annesinin konuşmasını istiyor. Annesinin öpmesini istiyor. Annesinin gıdıklamasını istiyor. 1,5-2 yaşındaki çocuk babasıyla yerde yuvarlanmak istiyor. Küçük bir bebekle saatlerce oynamak istiyor. Bir kaşıkla, çatalla, tencereyle, tavayla saatlerce oynamak istiyor. Babasının gözlerinin içine bakmasını istiyor. Annesinin yüreğine dokunmasını istiyor. İhtiyacı ne? İhtiyacına bak. İsteklerine değil. Gözyaşı döküyor. Üzülüyoruz. Ah hocam benim olmadı onun olsun. Ben sahip olamadım o sahip olsun. Babam bana almadı ben onu alayım. Ben çalışıyorum kızım oğluma yeteri kadar zaman ayıramıyorum. Onu işte oyuncaklarla her istediğini yaparak. Hayır kardeşim bırak yokluğu görsün. Sıkıntıyı görsün.